Selamlar, saygılar arkadaşlar. Bu çalışmamızda daha önce hayatını anlattığımız ve düşüncelerine kısaca yer verdiğimiz 17. yüzyılda yaşamış matematikçi filozof Blaise Pascal'ın sözleri üzerine sohbet edeceğiz. Bu sohbetimizde Pascal'ın çok ünlü Düşünceler kitabındaki metinlerinden istifade edeceğiz arkadaşlar. Müsaadenizi isteyerek ilk sözümüzle başlıyorum. İnsanlar pek çok şeyi öğrenmişler. Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi, fakat çok basit bir şeyi öğrenememişler. İnsan gibi yaşamayı. Bu veciz sözü arkadaşlar daha önce Pascal'ın hayatını anlatırken videonun başlangıcında sarf etmiştim. Hakikaten önemli bir söz. Biz insanlar pek çok şeyi öğrendik. Tarihte şöyle bir geriye gidelim, 7 milyon yıl önceye. Akrabalarımız olan maymunlar gibi ağaçtan ağaca atlayan, kendince avlanıp hayatta kalmaya çalışan bir primat türüydük. Daha sonra iki ayağımızın üzerine dikeldik, yani Homo erectus olduk. Sonra ateşi bulduk, alet kullanmayı öğrendik, yani Homo habilis olduk. Daha sonra Afrika'dan çıktık, başka yerlere göç ettik, Avrupa'ya ve Asya'ya. Homo neandertalis ve Homo sapiens olduk. Homo sapiens, düşünen insan demektir. Ve son 3000 yıldır da, 3000-4000 yıldır da kendi üzerine düşünebilen Homo sapiens, sapiens haline geldik. Özellikle de felsefenin yayılmasıyla birlikte, yani M.Ö. 500-600 yıllarda. İşte M.Ö. 2000'lerde, yanlış hatırlamıyorsam, yazıyı icat ettik. İşte güneş saatini bulduk, takvimi bulduk. Zamanımızı bölümlere ayırmayı öğrendik. Tarlaları işlemeyi ve bu işlemleri yaparken geometriyi kullanmayı öğrendik. Mısırlılarda olduğu gibi. Daha sonra işte fazla olan ürünlerimizi biriktirmek için silolar, yani depolar yapmayı öğrendik. Tabi bu arada biz dini de kurguladık. Kendimizce dinler ve tanrılar yarattık. Ancak arkadaşlar baktığımız zaman bu tanrılar ve dinler hükümranların, yöneticilerin halkları yönlendirmek, bir tarafa sürmek, hareket ettirmek için kullandığı araçlar haline geldiler ve kendi hakimiyetlerini meşrulaştırmak için dinlerin öğretilerini kullanmaktan bir an olsun çekinmediler. İnsanlar ölüme gönderirken siz Tanrı için ölüyorsunuz, İşte buradan cennete gideceksiniz, İşte şöyle bir dünyaya gideceksiniz, mutlu olacaksınız diyerek insanlar bu dünyadan kopardılar ve birbirlerine düşürdüler. Ne için? Biraz daha güç ve iktidar elde etmek için. Daha önceden yapılıyordu, yine aynısı yapılıyor. Dinler insanları kandırmak için kullanılıyor. Bu arada tabi iyi şeyler de oldu. Felsefenin öncülüğünde bilim de ilerledi arkadaşlar. İşte klasik İslam çağında fizik, kimya, tıp, musiki, astronomi alanlarında büyük ilerleme kaydedildi. Daha sonra bu bayraktarlığı Doğu dünyasının elinden alan Batı dünyası büyük icatlara ve keşiflere imza attı. İşte Rönesans ve Reform hareketleriyle halklarını aydınlatıp düşüncelerini değiştirdiler ve kendilerini her daim baskılayıp özgür düşünceyi engellemeye çalışan kiliseye de sınırlarını gösterdiler. Sen dur bakalım, durduğun yerde senin yerin burası. İşte toplumsal hayata karışamazsın, kamusal alana müdahale edemezsin. İnsanlar istediği gibi düşünebilirler, birbirlerine zarar vermedikten sonra istedikleri gibi konuşabilirler dediler. Böylece Batı dünyasında özgür düşünce, yani felsefe giderek yayıldı. Bunun arkasından işte o büyük icatlar geldi. Mesela 19. yüzyılın İngiltere'sinde her gün 4000 icadın yapıldığını biliyoruz. Fizik, kimya, tıp, bütün bu alanlarda çok büyük keşifler yapıldı. Evet, bilimde ve fende büyük ilerleme kaydedildi. Ancak insanlıkta büyük ilerleme kaydedilemedi. Tam tersi oldu. Afrika'dan insanlar zorla hayatlarından koparılıp okyanus üzerinden Amerika'ya götürüldüler. Oralarda zorla aç bilaç çalıştırıldılar. Kimi bu zorunlu göçler sırasında okyanusta gemilerden atıldılar. Kimileri ise salgın hastalıklarla telef oldu. Yeni dünyaya sağ salim ulaşanlar ise maalesef efendilerin elinde oyuncak gibiydiler. İsterseler dövüp sövüyorlar, isterseler tecavüz ediyorlardı. Bir nesneden farksızdılar. Benim izlediğim bunu en iyi anlatan filmler Amistad ile 12 yıllık esarettir. Lütfen bu iki filmi izleyiniz. Köleliği, insanların hayatlarından koparılışını, işte onlara neler yapıldığını anlatan iki iyi film. Afrika'daki insanlara bunlar reva görülürken
Aynı zamanda Asya'da da ve onların isimlendirmesiyle Orta Doğu'da ise sırf petrol için sınırlar değiştiriliyor, savaşlar çıkarılıyor ve insanlar gözlerinin yaşına bakılmadan öldürülüyordu. Hala da bu süreç devam etmektedir. Güya Batı dünyası modernizmle beraber insanlara huzur ve mutluluk getirecekti. Anlaşılan o ki bu huzur ve mutluluk sadece kendileri içinmiş, başkaları için değilmiş. Başkalarının açlık içinde, fakirlik içinde yaşamasına, hatta ölmesine rağmen onlar keyif içinde, keyif elkeder, güzel bir hayat yaşıyorlar. Bunun vebalini bu coğrafya çekiyor arkadaşlar. Yani öyle söyledikleri gibi dört başı mamur bir ilerleme de olmadı. Evet, teknolojide ilerleme kaydedildi. Evet, insanlığın başını döndüren gelişmeler kaydedildi. Uzaya çıktık. Evimizin içine buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon girdi. Son dönem cep telefonu girdi hayatımızı mahvetmek pahasına. Ancak insanlığımız, vicdanımız o kadar ilerleme kaydedemedi. Giderek daha atomize, daha bencil, daha duygusuz insanlar haline geldik. Batı dünyasının hediyesi de bize bu oldu arkadaşlar. Kendilerine huzur ve mutluluk getirmeyen şey bize nasıl getirecekti? Bunun üzerinde düşünmemiz lazımdı. Olduğu gibi ithal etmememiz gerekiyordu moderniteyi ve onun bütün bu yaşantı şekillerini. Bu durumu sanırım en iyi tasvir eden Sayın Saadettin Ökten hocadır arkadaşlar. Onun kitaplarını temin ediniz. 6-7 tane kitabı var. Moderniteyi ve onun bizlere verdiği zararı çok iyi anlatıyor. Muhakkak okuyunuz. Özellikle onun medeniyet tasavvuru ile ilgili düşüncelerini, işte bu AVM'lerle ilgili, modern yaşamla ilgili düşüncelerini hem kitaplarını okuyarak hem de YouTube'da videoları var, verdiği konferanslar var. Onları izleyerek öğreniniz arkadaşlar. Şimdi diğer bir sözümüze geçiyoruz. Kalbin kendine has nedenleri vardır ki akıl hiçbir zaman anlayamaz. Ne diyorsunuz arkadaşlar bu söze? Haklı mı sizce? Bana göre haklı. Bazen kalbinizin sesini dinlemeniz gerekir. İnsan elbette ki %100 rasyonel olamaz, akılcı davranamaz. Bazen vicdanınızın sesini dinlemeniz gerekir. Örnek veriyorum, yolda yürürsünüz. Bir kedi veya köpek görürsünüz. Aç olduğunu o hayvan söyleyemez fakat hal dilinden anlarsınız. Dönüp geriye bir bakkaldan ya da marketten bir salam almak, süt almak, onun karnını doyurmak vicdan işidir arkadaşlar. Aklınız ne der? Yoluna devam et, boş ver. Zamanın az, işe yetişmen lazım, işte başka bir şeye yetişmen lazım diyelim. Ancak kalbiniz der ki bir dur, geriye git. Bu kedici ya da köpekçiyi doyur der. Veya yoldan yaşlı bir insan geçiyordur. Siz bunu görürsünüz. Vicdanınız der ki yardımcı ol, işte araba çarpmasın, başına bir şey gelmesin. Aklınız ne der? Ya boş ver, sen mi uğraşacaksın? İyilikten maraz doğar, yoluna bak, işine bak der. İşte bu anlarda kalbinizin sesini dinlemeniz gerekir arkadaşlar. Tabii son zamanlar şöyle bir durum da var. Bazı arizi durumlar. İşte bu modern yaşam insanların birbirine olan güvenini sarstı. Artık birbirimize güvenmiyoruz. İyilik yapmaya korkup çekiniyoruz. Belki de birileri böyle istiyor. Birbirimizden kopalım, parçalanalım. İşte atomize olalım. Böyle düşüncelere kulak asmayalım arkadaşlar. Ne zaman iyilik yapmamız gerektiğini bilip yeri geldiğinde vicdanımızın sesine kulak verelim ve iyilik yapalım. Çünkü iyilik arkasından başka iyilikleri getirir. Davranışlarınızla örnek olursunuz. Bir toplumun çoğunluğu hangi davranışlarda bulunuyorsa azınlık da ona uyacaktır. Bu yüzden iyi düşüncelere sahip olup iyi davranışlarla örnek olalım. Kötüyü yaymayalım. İyi filmler izleyelim. Öğretici ve iyi kitaplar okuyalım. Tıpkı Descartes'in dediği gibi, işte iyi kitaplar eski zamanların bilge insanlarıyla sohbet etmek gibidir der o. Çok yerinde bir söz. Ben mesela Hikmet Feridun Es'in Tanınmamış Meşhurlar kitabını okurken bunu hissediyorum. İşte Kamusu Türkiye'yi okurken bunu hissediyorum. İş Bankası Kültür Yayınları'nın anı dizisinden bir kitap okuduğumda bunu hissediyorum mesela. İşte başka neye örnek verebilirim? Osmanlı tarihi kitaplarını okurken, işte Namık Kemal'in mektuplarını okurken aynen bu duyguyu hissediyorum. Dursun Gürley'in kitaplarını okurken bu hissiyat beni sarıp sarmalıyor. Yani o eski insanlarla sohbet ediyor gibi oluyorum. Voltaire'in Felsefe Sözlüğünü, Montaigne'in Denemelerini okurken de aynı duygu kalbimin içinde ılık ılık geziyor arkadaşlar. Ve yine bu aralar okuduğum ve okurken çok keyif aldığım Aziz Agustinus'un İtiraflar adlı kitabı. Kendi kendime düşünüyorum, yani bu adam
1600 yıl önce hiç kimsenin yapmadığını yapmış, dağın başında bir kiliseye kapanmış. Orada kilisenin karanlık bir köşesinde kendi içsel hesaplaşmasına girişmiş, kendi kendisini öz eleştiriye tabi tutmuş, günahlarını ortaya dökmüş, yani günah çıkartmış ve bir itirafta bulunmuş. Bu ızdırapları çekerek Tanrı ile konuşmaya çalışmış ve bunu da çok güzel yapmış. Tabi burada en güzel olan ne biliyor musunuz? Bütün bunları kağıda dökmesi, bakın hiç usanmayıp, zamanım yok demeyip, şimdikiler gibi, işte şimdikiler diyor ya, kitap okumaya zamanım yok, düşünmeye vaktim yok. Ama o insanlar vakit bulabilmişler ve o kalan vakitlerinde de bunları hokka ve mürekkeplerini kullanıp kağıda dökmüşler. Eskinin mühim insanların hepsinin günlük tuttuğunu görüyorsunuz. İşte Stefan Zweig'in günlükleri var. İşte örnek veriyorum. Osmanlı zamanında Rami Paşa'nın günlükleri var. Barbaros Hayrettin Paşa'nın günlükleri var. Yabancı seyyahların zaten hepsi bu civara geldikleri zaman, bu coğrafyada günlük tutuyorlar. Çünkü o zaman günlük tutmak bir alışkanlık halindeymiş arkadaşlar. Çünkü adam düşünüyor, bunu benim çocuğum okur, benden sonrakiler okur. Ben bunlarla ölümsüz olurum, hatırlanırım diye. İşte bizde tabii çok fazla bir alışkanlık yok bu konuda. Yani bir elin parmakları kadar insan günlük tutuyor. Daha çok vakanüvislük örneği teşkil ediyorlar. Yani işte hükümdarın istediği şekilde tarih yazımı. Ama bireysel manada insanların günlük tuttuğunu pek görmüyoruz bizim buralarda. Sözü biraz dağıttık ama yani konudan saptık. Tekrar konumuza dönecek olursak, her işinizde rasyonel olmayın. Gönlünüze, yüreğinize kulak verin ve içinizin sesini dinleyin. Her zaman demiyorum ama bazen kalbiniz en doğru olan kararı vermenizi sağlar. Aklın ve kalbin birlikteliği size aklı selim olmanın yolunu açar arkadaşlar. Aklı selimden ayrılmayın. Hani diyorum ya arkadaşlar, bazen kalbiniz size doğruyu söyler diye. Aslında her zaman doğruyu söyler. Yalnız bu şartlarda, bu toplumda, bu insanlarla maalesef kalbimizin söylediğini yapamıyoruz. Yani kusur kalbimizde değil, dış dünyada, insanlarda. Eğer herkes kalbinin sesini dinlese, herkes dürüst olsa, samimi olsa, emin olun daha mutlu, huzurlu bir dünya olur. Ve biz iyilik yapmaya çekinir hale gelmeyiz. Tabii önce herkes iğneyi kendisine, çuvaldızı başkasına değil, tam tersine çuvaldızı kendisine batıracak ve sağlam bir öz eleştiri yapacak. Hatalarını, yanlışlarını, günahlarını kendi kendisine hesaplayacak ve bunların üzerine gidecek. Zaten kendi kendini değiştirebilme cesaretine sahip olan insan gerçekten büyük insandır. O yüzden kendi kendinizi değiştirip yenileyebilme, hatalarınızı düzeltebilme, bazen ben de suçluyum, hatalıyım diyebilme erdemine sahip olun. Bu kolay değil biliyorum arkadaşlar ama çok yüce bir şey. Sizin kalan ömrünüzü daha da huzurlu hale getirecek, çevrenizdeki insanları ve kendinizi mutlu etmenizi sağlayacak çok güzel bir davranış şekli. Ne olur bundan vazgeçmeyin. Yine az önceki sözümüzle ilintili bir sözümüz var. Hiçbir şeyi kendisi kadar sevmeyen insan, sevdiği varlıkla kendi kendisiyle baş başa kalmaktan çok hiçbir şeyden korkmaz. Her şeyi kendi için arar ama en çok kendinden kaçar. Kendini bulmak istemez. Çünkü kendini iyice görebildiği zaman istediği gibi olmadığını anlar. İçinde müthiş bir zavallılık, hiçbir zaman dolduramayacağı uçurumlar, boşluklar bulur. Pascal güzel kelam etmiş arkadaşlar. Doğru demiş. İnsan her şeyi arar, tüketmek için, haz duymak için. Dünyalık malın peşinden koşar. Bunun uğruna insanların omuzuna basar, kötülük eder, tuzak kurar, yalan söyler, iftira atar. Haram yer, hak yer, ancak kendi kendisinden hiçbir zaman kaçamaz. Aslında bütün bu faaliyetler insanın kendi vicdanından kaçmak içindir. Kendi yüreğinin sesini örtbas etmek içindir. Fakat eninde sonunda yalnız kalacağını unutur. Eğer bu dünyada insan kendi kendisiyle baş başa kalmazsa, ölüp toprağın altına girince muhakkak baş başa kalacaktır. Kendi kendisinin sesini o zaman dinlemek zorunda kalacaktır. Oradan kaçacak hiçbir yer yok. Tanrı hiç kimseyi ancak kendi kendisiyle öldüğünde baş başa kalabilen insanlardan eylemesin. Hızlanan zaman, sıkıştırılan insan videosunu anlatmıştım. Zaman ve mekan birleşip hızlandıkça insan sıkıştırılıyor. Tıpkı mengenede sıkıştırılır gibi. Düşünecek vakit bulamıyor, kalbine dönecek vakit bulamıyor arkadaşlar.
hep daha fazlası, hep daha fazlası diyerek daha çok tükettirilip buna karşılık daha da çok borçlandırılıyor, yani çalıştırılıyor. Paranın ve parayla satın alacağı malların peşinden koşan insan ancak kendisini bulamıyor, kendisini kaybediyor. Ve bakıyorsunuz 60-70 yıllık bir ömrün ardından hiçbir şey kalmamış. O insanın esamesi bile okunmuyor. Belki çocukları, belki de az buçuk seven birkaç kişi varsa onlar arada bir Fatiha okuyorlar. Onun dışında silinip gidiyor. Arkada ne hayırlı bir iş, ne hayırlı bir evlat kalıyor. Eskilerin dediği gibi arkadaşlar, insan yaşarken hayırlı işlere imza atacak. Ya hayırlı bir kitap yazacak, yani insanların hayrına vesile olacak bir eser meydana getirecek. Ya da biraz imkanı varsa bir yapı ortaya koyacak, bir kurum. O insanlara yararlı olacak. İşte bu bir vakıf olur. Bir örnek veriyorum, hayrat olur. Bir burs hesabı olur. İşte insanların, öğrencilerin okuması için, bir şeyler öğrenebilmesi için bir para kaynağı olabilir. Yani burada paranın bencillik değil de insanlık için harcanmasından söz ediyoruz. Diğer gamlıkla paylaşılması örneğini veriyoruz. İşte hiç olmadı, yani bütün bunları yapamadınız diyelim. Hayırlı bir evlat yetiştirmek gerekiyor arkadaşlar. İnsanlığa faydalı, ailesine, çevresine, topluma, tüm insanlığa faydalı bir evlat yetiştirmek ve onu miras bırakmak gerekiyor. Tabii içinizden bana şunu diyenler olabilir. Ya bu ortamda, internetin, sosyal medyanın, televizyonun olduğu bir ortamda biz bunu nasıl yapacağız? İşte arkadaşlar, onu durdurmak için, kapitalistlerin bu projelerini açığa çıkarmak için de kapitalizmin teşhiri videolarına başladım. Yani yukarıdan da orayı açığa çıkartmaya çalışıyorum. Onların bu düzenlerini, kurgularını, işte kullandıkları bu teknoloji ve araçlarla hayatımızdan neleri çaldıklarını, neleri aşındırdıklarını aşikar hale getirmeye çalışıyorum. Böylece aslında iki yönlü bir çalışmaya girişmiş oluyoruz. Aşağıdan ahlaklı, düzgün, samimi bir insan inşa etmenin yollarını ararken, diğer taraftan yukarıdan da oynanan büyük oyunu, kurguyu, kapitalizmin hayatlarımızı nasıl esaret altına aldığını ortaya çıkarmaya çalışıyorum ve sizlere videolarımda ara ara bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü biz istemediğimiz şekilde bir hayat yaşıyoruz. Birilerinin dayattığı şekilde, onların istediği şartlarda hem yaşıyoruz, hem çalışıyoruz, hem de dinleniyoruz. Dikkat edin, bütün kurguyu onlar yapıyorlar. Biz de sanki figüran gibiyiz. Tıpkı işte Jim Carrey'nin oynadığı o Truman Show filminde olduğu gibi arkadaşlar. Senaryo, dekor onlara ait. Biz ise sadece yazılan senaryoyu oynuyoruz. Her gün aynı şekilde işe gidip geliyoruz, dönüyoruz, yaptığımız işler aynı. Sanki bütün zamanımız bölümlenmiş. Yaşamak için çalışmıyoruz da çalışmak için yaşıyor gibiyiz. Halbuki eskiden nasıldı arkadaşlar, hatırlayın. Yaşı benim gibi 30-35 olanlar hatırlayacaklardır. Eskiden insanlar işten dönerlerdi, hiç ertesi günkü iş kaygısına yatmazlardı. Komşularına giderlerdi, her gün birinin evinde toplanılırdı mesela. Sohbetler olurdu, arkadaşlıklar samimiydi. Çay sohbetleri olurdu. Mesela ben bu kitapları okurken fark ettim. İşte Hikmet Feridun Es'in Tanınmamış Meşhurlar kitabında her gün haftanın belirli günlerinde insanlar bir araya geliyorlar, sohbet ediyorlar. Mesela Şemsettin Sami belirli günlerde arkadaşlarıyla toplanıyor. Akşam yemeğinde dahi arkadaşları geliyor ki bu arkadaşlar yurt dışından gelenler bile olabiliyor. Ahmet Mithat Efendi ve damadı Muallim Naci hemen hemen her gün insanları ağırlıyorlar. Güzel sohbetler yapıyorlar, ilim ve edebiyat sohbetleri. Sıradan insanlar da buna benzer sohbetler yapıyorlar. Yani bu 90'lı yılların sonuna kadar böyleydi. Sanki 2000 yılında bıçakla kesilmiş gibi her şey değişti. Cep telefonu ve internetle beraber insanlar artık birbirlerini özlemez ve konuşmaz oldular. Çünkü yüz göz oldular arkadaşlar. İnsanlar eskiden birbirini göremediği için iple çekerdi. İşte bir an önce hafta tatilim gelsin, akşam olsun arkadaşıma gideyim, iki çay içeyim. Ama şimdi öyle değil ki, telefonun öbür ucunda arkadaşım var. Her anını görüyorsun bir de. Her anını fotoğrafla kaydediyor. Bu da insanların yüz göz olmasına ve artık birbirini kanıksamasına neden oluyor. Demek ki bizim birbirimizi özlememiz lazımmış. Keşke diyorum o eski zamanlar tekrar gelse. Mesela 1992 yılında henüz 4. veya 5. sınıfa giderken köydeki neneme kartpostal yollamıştım. O zaman tabii telefon herkesin evinde yok. Daha yeni yeni insanlar telefona yazılıyorlardı. İşte aradan bir iki ay geçti. Nenemin yanına gittiğimde, bayramda elini öpmeye,
Beni böyle çok mutluluk karşıladılar. İşte dediler ki sen bize kartpostal yollamışsın. İşte yılbaşımızı tebrik etmişsin. Bu benim için de çok sevindiriciydi. Mesela arada düşünün, o kadar mesafe var ama bir kartpostalın yarattığı duygu harikaydı. İnsanlar sadece o resim ve onun arkasında yazan bir iki cümleyle mutlu oluyorlardı. Şimdi ise ellerimizde telefon var. Her anımızı birbirimize kaydedip gönderiyoruz. Aklımıza gelen her şeyi yazıyoruz. Ama artık o eski mutluluğumuz yok. O bir kartpostalın mutluluğunu yaşayamıyoruz artık. Çünkü yüz göz olduk arkadaşlar. Aslında bizim daha önce imkansızlık diye gördüğümüz şeyler mutluluğumuzu ve aile saadetimizi sağlayan şeylermiş. Bunu daha yeni yeni anlayabildik. Şimdi filozofumuzun başka bir veciz sözüyle devam ediyoruz. İnsan ölüme, sefalete, cehalete çare bulamadığından mutlu olmak için bunları hiç düşünmemek gerektiğine karar vermiştir. Demek ki arkadaşlar değişen pek bir şey yok. Yüzyıllardır aynıyız. İnsan yine aynı insan. Tabiatımız pek de değişmiyor. İşte o en baştaki sözde dediğim gibi teknolojide, fizikte, kimyada epey ilerleme kaydettik. Peki ya insanlığımızda ilerleme var mı? Bana kalırsa pek de yok. İnsan gene aynı barbar insan, aynı vahşi ve bencil insan. Ne diyor filozofumuz? İnsan ölüme, sefalete, cehalete çare bulamadığından mutlu olmak için bunları hiç düşünmemek gerektiğine karar vermiştir diyor. Gerçekten de öyle. İnsanların şöyle bir huyu var. Sanki bunlar görmezden gelince yok olacak, hiç karşısına çıkmayacakmış zannediyor. Öyle değil. Aksine gerçek siz yok saysanız da, görmezden gelseniz de orada olan şeydir. Siz onu silmeye çalışsanız da o daha da büyüyerek karşınıza çıkar, tıpkı kar topu gibi. Neticede eninde sonunda onunla yüzleşmek zorunda kalırsınız ve bu sefer sizin için oldukça ızdırap verici olur. O yüzden arkadaşlar tehlike daha da büyümeden, gerçek sizin karşınıza çıkmadan siz onun karşısına çıkın ve yüzleşin. Hayatta insanlar zorluklarla karşılaştığında, kötü şeylerle karşılaştığında bunlardan kaçmak isterler. Bu doğal bir şey. Ancak bunlarla yüzleşmek, bunları çözmek insanı sonradan çok rahatlatır arkadaşlar ve sizin kişiliğinize katkıda bulunur. Sanırım Nietzsche'nin sözüydü. Beni öldürmeyen illet beni güçlendirir diyordu. Yani hayatta zorluklarınız olacak. Bunları her açtığınızda kişiliğinize bir katkı sunmuş olacak ve sizi yoğurmuş olacak. Zorluklarla yoğrulan ruhunuz ve bedeniniz daha zor şeylere katlanma gücünü de kendinde bulacaktır. Sözümüze dönecek olursak, insanoğlu ölümden kaçmak için, sefaletten ve cehaletten kurtulmak için evet bilimi üretti, teknolojiyi üretti. Ama aslında kendi kendinden kaçmaya çalışıyordu. Kaçabildi mi? Bence hayır. Eninde sonunda ölüm anında özellikle öldükten sonra insan kendi kendiyle yüzleşecektir. Kendi iç dünyasıyla, kaçtıklarıyla, zayıflıklarıyla, günahı ve sevabıyla kendisiyle karşı karşıya kalacaktır. İşte o zaman insan için asıl hesaplaşma başlayacak. Bu yüzden ölmeden ölmek gerek diyor şair. Burada tasvir etmek istediği şey insanın asıl ölümden önce kendi nefsini öldürmesi, yani hırslarını, arzularını törpülemesi, hatalarıyla, günahlarıyla yüzleşmesi ve bunların üzerine gitmesi ve kamil insan olmaya çalışması. Yani kamil insan ne demek arkadaşlar? Olgun, ahlaklı, dürüst insan olmaya çalışması. İnsan ölmeden evvel bu kendi kötü yönleriyle karşı karşıya gelip cesaret gösterip bunları düzeltmeye çalışırsa ölüm anından hiç korkmaz. Yani nasıl olsa ben kendi zayıflıklarımı gördüm, bunların üzerine gittim, elimden geleni yaptım. Artık ölüm gelse de benim için korkacak bir şey yoktur diyebilir. Ancak öbür taraftan başka insan ölümden kaçmak için mal biriktirir, yalan söyler, olmadığı biri gibi davranır, maske takar, insanları kandırır, insanların hayatlarına mal olacak şekilde zenginleşir. Yani aslında kendinden kaçarken başka insanlara zulmeder. Aslında buna benzer örnekler çok. Hem kendi hayatımda hem de okuduğum kitaplarda bazen görüyorum bunları. Özellikle Osmanlı döneminde insanın bu tür malayani tavırlardan, yani hırslar, dünyevi hırslardan sıyrılıp işte daha mütevazi bir hayata çekilmesi, kendi kendini düzeltmeye çalışması, yani az önce söylediğimiz gibi nefsini terbiye edip kamil insan olmaya çalışması, bunun örnekleri çok. Hatırıma geldikçe vakti gelince yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar bu örnekleri. Yani insan ölümden, sefaletten, cehaletten istediği kadar kaçsın.
bunlar karşısına çıkacak. Tamam, sefalet olmasın, cehalet olmasın. Bunun için hep birlikte mücadele edelim. Okuyalım, okuduklarımızdan, öğrendiklerimizden hayatımıza bir şeyler geçirelim. Okuduklarımızdan hazmettiklerimizi, yani yaşamımıza geçirdiklerimizi başkalarıyla paylaşalım. Ve onları da aydınlatalım. Çıkaralım karanlıklardan onları da. Yani bizlerin bildikleri toprağın altına girmesin arkadaşlar. Bu konuda da bencillik etmeyelim. Diyargam olalım. Böylece daha huzurlu ve mutlu bir dünyayı birlikte inşa edelim. Kendimizden kaçmayalım. Aksine kendimize dönelim. Yani küçük alemimize. Hikmet ehli insanların sözleriyle, onların bizlere öğrettikleriyle, okuduklarımızla, tecrübe ettiklerimizle orayı yeniden imar edelim. Hiçbir şey için geç değildir. Yaşıyorken bütün bunları yapabiliriz arkadaşlar. Küsken barışabiliriz. Küs olduklarımızı affedebiliriz. Ölüm hariç her şeye bir çare var. O yüzden o an gelmeden kendi nefsimizi öldürüp, kendi hesaplaşmamıza girişip, varsa hatalarımız, günahlarımız, bunlarla yüzleşip, daha ahlaklı, daha erdemli bir insan olma yolunda kararlı adımlarla yürüyelim. Tıpkı şu anda yürüdüğümüz bu orman yolunda olduğu gibi arkadaşlar. Felsefenin yolu da böyle, kalbin yolu da böyle. İnsan ikisinde de evet daracık patika yollardan ilerleyecek. Bazen zorlanacak, bazen rahat edecek. Hayat bu. Ama ders almasını bilecek. Ders aldıklarıyla kendisini daha da düzeltmesini, iyi insan olmasını öğrenecek. Başkasından çok kendine dönüp bakacak. Benim hatam, suçum nedir bu konuda diye. Ve tüm iradeli insanlar gibi kendi kendisini değiştirme cesaretine de sahip olacak arkadaşlar. Şimdi izninizle filozofumuzun son sözüne geçiyorum. Bana filozofların değil, peygamberlerin haber verdiği Tanrı gerek. Hemen burada aklıma Nietzsche'nin bir sözü geldi. Doğulların peygamberleri, Yunanların ise filozofları vardır diye. Güzel bir söz aslında. Pascal'ın da Nietzsche gibi hemen hemen aynı şeylere vurgu yaptığını görüyoruz. Ancak Nietzsche bir betimleme yaparken Pascal bir istekte bulunuyor. Diyor ki ben filozofların tanrısını istemiyorum. Aksine ben Hristiyanların, inançların tanrısını istiyorum. Çünkü filozofların inşa ettiği tanrı benim gönlümü mutmain kılmıyor. Beni huzurlu etmiyor. Çünkü filozoflar rasyonel bir tanrı imajı ortaya çıkarıyorlar. Ancak dinlerin tanrı inancı ise insanın direkt yüreğine hitap ediyor arkadaşlar. Ve insana bazı emirler veriyor. Diyor ki bu emirleri uygularsan mutlu ve huzurlu olacaksın. Ancak filozofların ortaya çıkardığı tanrı imgesinde ise bir zorlama yok. İbadetler ve ritüel yok. İnsan oldukça serbest. Özellikle tek tanrıcı dinlerde ise insanın hayatında hiç boşluk bırakılmıyor arkadaşlar. Tanrı her yerde, her anınızda sizi devamlı gözleyen, günahınızı, sevabınızı gören, bunları kaydettiren ve bir gün önünüze çıkaran bir tanrı var. Buna karşılık felsefede öyle bir tanrı yok. Sadece size aklınızla ve sorgulayıcı şekilde davranmanızı öğütleyen, işlerinize müdahale etmeyen, dünyaya karışmayan bir tanrı var. Yani deizmin inşa ettiği tanrı aslında filozofların tanrısı. Buna karşılık dinler ise devamlı hayattaki bütün boşlukları doldurarak insandaki boşluk hissini ortadan kaldırıyorlar. Mesela ben çocukken devamlı namaz kılardım. 5 vakit kılmaya riayet ederdim. Namaz kılarken Allah'ın karşısındaymış gibi kılardım ve kendi kendime düşünürdüm. Allah beni devamlı görüyor. İşte yaptıklarımı, hatalarımı, günahlarımı, bütün kusurlarım karşısında ve ben hiçbir şekilde ondan kaçamam. Bu yüzden yalnız kaldığım zamanlarda bile onun beni gördüğünü hissederek davranışlarıma dikkat ediyordum. Bakın öbür taraftan başka bir örnek vereceğim size. Epiktetos ne diyor? Başkalarıyla birlikteyken de yalnız kaldığında da devamlı uygulayacağın ilkelerin olsun diyor. Yani birinde akıl üzerinden insan ilkeli hale getirilirken, daha ahlaklı olması istenirken, diğer taraftan zorlayıcı bir şekilde Tanrı'nın her an kendisini gördüğünü hisseden insanın ahlaklı davranması örneği var. Yani iki farklı kanaldan insan daha ahlaklı davranır hale geliyor. Burada şöyle bir soru sormak durumundayız arkadaşlar. Peki neden aradaki fark bu kadar çok değilken Pascal filozofların değil de dinin tanrısını istiyor? Yani Hristiyanlığın tanrısını. Nedeni şu: Hristiyanlığın tanrısı bütün boşlukları dolduruyor arkadaşlar. Hayatında hiç boşluk bırakmıyor. Yani ona sağlam bir dayanak noktası oluşturuyor.
ve ona sonsuzluk vaat ediyor. En önemlisi bu. Ölümden sonra bir hayat vaat ediyor dinlerin tanrısı. Diyor ki, iyiliğinin ve kötülüğünün karşılığını alacaksın. İyiysen cennete gideceksin. Kötülük yapmışsan bunun bedelini ödeyeceksin diyor sana. Böylece insanın kafasında hayatın kendisine dair, varoluşa dair, işte eylemlerine dair hiçbir boşluk kalmıyor, hiçbir eksiklik kalmıyor. İnsan mutmain hale geliyor ve sorduğu bütün soruları cevaplayan, yasa buyurucu, bazen sevgi duyan, bazen korkutan bir tanrı buluyor karşısında. Aslında baktığınız zaman dinlerin oldukça samimi olduğunu görebilirsiniz. Bu öğretilerin kendisinden çok öğretileri uygulayanların eklemeleri ve kendileri için dini bir araç haline getirmeleri yüzünden insanlar dinlerden soğuyorlar. Keşke gerçekten dini içerik ve bu öğreti yaşamlara geçirilse, insanlar samimi olsalar bu konuda, yani dini bir amaç haline getirseler, araç haline getirmeseler. Yoksa felsefenin de dinin de hemen hemen amacı aynı gibi görünüyor arkadaşlar. Yani ikisi de insana mutlu ve huzurlu bir yaşam vaat ediyor. Ancak tek fark, dediğimiz gibi, dinlerin insana ölümden sonrası içinde bir yaşam vaat etmesi ve ölümden sonrasına dair pek çok şey söylemesi. Felsefenin tanrısının ise böyle bir iddiası yok. Ben ancak burayla ilgili sana bir şeyler söyleyebilirim. O da aklın sınırı kadar diyor. Tabi sezgici filozoflar bunu biraz daha öteye götürebiliyorlar. Aklın durduğu yerde sezgiler devreye girer. Size bilmediğiniz şeyler kalbinize ışıyarak gelir diyorlar. Buna misal olarak Descartes'i, Spinoza'yı verebiliriz. Son dönem ise Henri Bergson var. Sezgiciliği bir felsefe haline getirmiş olan. İsteyen istediği yolu seçebilir. İster felsefenin yolunu, ister dinlerin yolunu. Eğer amaç aynıysa, yani ahlaklı, dürüst, samimi bir insan olmak ve yaşamı sadece kendisi için değil, tüm canlılar için daha huzurlu bir hale getirmek ise, evet, aynı yoldan yürüyoruz demektir. Felsefenin de, dinin de yolu birdir. İki yoldan da yürüyen için en önemli şey, gönülden samimiyet ve kendini vakfetmektir yürüdüğün yola. Yani inandığın şeyi yaşamına geçirebilmektir. Bu ister felsefe, isterse bir din olsun. Beni dinlediğiniz için en kalbi saygı ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Sağlıcakla ve felsefeyle kalınız.